Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ali abla ben hastayım biraz. Öğreneceğim bu işlemi. Gene toprak değiştiriyoruz. Yine bir toprak değiştiriyoruz. Çiçeklerin başına iş getiriyorduk neredeyse. Çiçeklere bir operasyon ha, düzenledik. Hap verdik çiçekler. Çiçekler hapı yuttular. Hapı yuttular. Anlatacağım birazdan size. Bunların toprağını bir değiştireyim de. Hapı yutturduk, neredeyse hapı yutuyorlardı. Nuri abla onun toprağını değiştirirken eldiven giymesen bence bir şey olmazdı. Hangisine? Onun işte. Bunun toprağını değiştirirken. Ya sen bir denesene. Yok. Şey mi, asmanın dibine mi göksek acaba? Hapı az da asma mı yutsa? Yine bu nasıl bir? Suda getireyim mi? Doldurayım da. Sonra şunu ayrı yıkayıp, bunu ayrı yıkayıp. Bunun çok ihtiyacı vardı zaten ya. Toprağının değişmesine iyi oldu. Zayıflamıştı artık. Toprağı kötü olduğunda. Şurada da hap kalmış. Bu haplar temizlememiz lazım yoksa Ayhan zehirlenecek. Zehirleniyordu hayvanlar. Kanatlar hep şey mi oldu oğlum? Hep şey. Bir tane kabullenmez. Kabullenmez Metin abi, o her zaman haklı, her yerde. Nasıl çıktın? Aynen senin nerede olursa bu gün gene aksi gene aksi. Aralara bakalım. Siyah karpuz alan mı? Eski bir yurt. Lab anladın mı? Nasıl çıktı içi? Her işe girse bir olacak. Tamam. Ne yaptın? Yılanlı kaktüs operasyonunu tamamladım. Tamamlandı. Bu köşede duruyor. Eldivenler çıktı artık. Eldivenler çıktı. Ele batmaz diyorum. Ne yaptı? Tutabilsin diyorum. Takipçimin çiçeğine gözünüz gibi bakacaksınız. Tamam. Sıradaki gelsin. Hap bunları çürütecek. Hap mı? Haplar mı? Ne diyor abla? Haplarca. Ya Allah'ınca. Bunlarca. Bunlarca hap bastı içine. Belki de o adam bize dedi ki bir tane atın, biz attık. Birden büyüsünler istedik. Ya, adam dedi ki kardeşler bizsiniz dedi ya. Ben de buradaydım. Biz bastık hapı, bastık hapı. Bastık hapı, bastık. Çiçekler ödüyordu. Ağır mı geldi yoksa Nuri abla? Kafa buldu, kafayı buldu. Çiçeklerimi zehirleyecektiniz ya. Hap içireceğiz diye. İnşallah buna bir şey olmaz. Tabii. Sen de bakalım. Sen yaparsın, kötü olur mu Nuri abla? Ya abisi şuna bak. Abisi. Bak güzelliğine bak. Bak çiçek gülü açacak. Sıradaki. Şu aşağıdakini değiştim diyecek. Ben yoludum, oturdum Nuri abla. Bak abisi şuna bak. Bak abisi güzelliğine ya. Bak bu sevilmez mi hiç? Bana hiç çekici gelmiyor Nuri abla. Aşk olsun Metin. Şu an kalbime kırdın, çıtırtılar duydun herhalde. Çıtırt. Sonuncuya geldi. Bu da şey. Cemil ablamın mı? Cemil ablanın hediyesi. Şu da öbür oğlanın adı neydi? Hangisi? Edison. Apatın diye. Rıfat. Rıfat'ın hediyesi o da.
dibine hap atın diye rıfat atın. Niye? Çiçekler kafayı buldu. Diplerine hap atın daha güçlü olur dedi. Ödüyordu artık ağzı. Şura aloe vera köşesi. Şura yaz köşesi, bura kış köşesi, ortadaki su seçti. Evet, burası aloe vera köşesi. Şurası da rıfat köşemiz. Rıfat. Cemil abla. O neyse Nuri abla? He? O çiçek mi? Bu mu? He. Sarmaşık herhalde ama bak yenilemiş görüyor musun? Şu yoktu geldiğinde. Şu yavru yoktu. Bu çıkmış. Bu da çiçek bahçesi mi yaparım Nuri abla? Şuraya zaten işareti yapacağım dur sen. Az daha havalar ısınsın. Gün ne kadar dedim biliyor musun? Satısına 150 milyon. Ben buraya 5 tane 600, 750, 1000 lira, 900. Bin lira sen Canan abi bana ne de? Eve gelmedi. Nuri eve gelmedi. Çiçeklerin de yaşa dedi. Durakta yaşa. Gelen geçen bize biraz garip bakıyor. Bunlar ne yapıyorsa. Hadi gidip yıkayalım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam tamam. Topraklarımız değişti, kaplarımız yıkandı, sularımız verildi. Şimdi artık burada sularının sızdırmasını bekliyorum. Bakın sularını bırakıyorlar. İyice sularını sızdırınca artık içeri alacağım. Çok güzel oldular, mis gibi oldular. Biraz suları sızsın, şu altlarını takıp içeri alacağım artık. Bir keyif çayını hak ettim. Çiçek operasyonu tamam. Çiçeklerin topraklarını değiştirdim. Can suyunu verdim. O suyunun sızmasını bekliyorum. Suyu sızdık sonra altlarını takacağım. Yerlerine yerleştireceğim. Şimdi size çiçeklerimin başına geleni anlatacağım. Biz yaptık, siz yapmayın. Benim yaptığımı yapmayın yani. O çiçek kaktüsleri veren yolcumuz Ayhan'a demiş ki çiçeklerin içine kullanmadığınız işte tarihi geçen hapları suda çözdürüp suyla birlikte verin. Çok güçleniyor, çok gürleşiyor demiş. Bunu duyan ben evde ne kadar tarihi geçmiş hap varsa ılık suda çözdürdüm. Sonra soğuk su ekledim üzerine. Bütün çiçeklere verdim ama öyle az buz bir hap vermedim ben. Çiçekler neredeyse zehirlenecekmiş o kadar. Neyse sonra durağı aldı bir koku. Fena. Bir de evdekilere de verdim. Evdekilere herhalde çok vermemişim ki çok kokmuyor onlar ama onların da toprağını değiştireceğim. Ayhan gidiyor geliyor bana başıma iş açtın. Bu çiçeklere niye hap verdin? Kokudan durulmuyor. Yani değişik bir koku arkadaşlar. Toprakla o ilaçlar birleşince nasıl acı bir koku var anlatamam size. Çok fena. Hele durağın kapı pencere örtüldüğü zaman içeride durulmuyor. O kadar kokuyor. Bana bayağı kızdı. Sonra dün çiçek toprağı aldık. Bugün topraklarını değiştirdik. Yani yapmayın bunu gerçekten. Belki de o söyleyen kişi bize bir tane iki tane söylemişti. Ben herhalde bir iki kutu boşalttım. Fazla, daha fazla. İki kutudan falan fazla. Öyle kullanmadığımız evde bekleyen hapları güzel çiçeklere verdim. Sandım ki bir anda çiçeklerim büyüyüp ağaç olacak. Ama neredeyse çiçekleri zehirliyorduk. İnşallah bunun üzerine toparlarlar. Çiçeklerin de yaprakları bir şöyle hani zayıfladı, iyileşmiyor. Hani parlak parlak gür gür olmadılar. Daha zayıfladı. Baktım çiçeklere zarar verecek. Değiştirdim. Çok şükür onlar kurtuldular. Bir de evdekileri değiştirirsem tam olacak. Şimdi yavaştan iniyoruz. Durağa geldim. Yolcumu bıraktım. Başlattın mı? Tamam. Bugünün menüsü. Güzel bir kıyma sote yapacağım. Artık ben burada yemiyorum ya. Ben iki öğün yediğim için evde yiyorum. Şimdi. Turaptakilere
yiyecek misin? Ne? Kıyma sote yapacağım. Sonra soğan, domates, biber de söğüş yapacağım. Ekmek arası. Evet. Osman'dan da lavaş alalım. Mis olacak. Aşma'yı okuldan aldım. Gel, çiçeklerin toprağını değiştirdim. Onları yerine yerleştir. Gösterebilecek misin çiçeklerimizi? Evet. Oradan göster. Şöyle kamerayı çevir. Çiçeklerimiz yerine gel. Birazdan yakından da gösterelim. Yakınlaştırma mı? Yok, yakınlaştırma. Gel, sağ ol. Bu arada tahmin edeceğiniz gibi kameramanımız Aysima. Biraz fazla sallıyor olabilir ama idare edin. Şimdi önce bir güzelce kıymayı soteleyeceğim. Bizimki işteler, ikisi de işte. Biz kıymamızı soteleyelim. Sonra sebzelerimizi yıkayacağım. Onları da söğüş yapacağım. Günün menüsü. Ekmek arası kıyma sote ve sebze söğüş. Güzel çektin değil mi? Fark ettim. Kıymamız güzelce kavruldu. Sebzelerimizde söğüş yaptım biraz önce. Çay içtim bardağım burada. Şurada çöpüm atacağım birazdan. Karpuz keseceğim hemen yanına. Sebzelerimi böyle söğüş yaptım. Ekmek arası yapacağım dürüm gibi. Kıymamıza baharatını, tuzunu atacağım. Öğle yemeğimiz hazır. Hem pratik, hem doyurucu, hem de lezzetli. Merhaba arkadaşlar. Ve yeniden kameramanımız Metin. Ayhan abi dedi ki Metin'e sor. Kıyma söğüş mü yapalım, böyle mi yapalım diye. Sence hangisi daha makbuldü? Ben hiç fark etmiyorum. Bunu diyeceğini bildiğim için bunu yaptım. Şimdi dedim. Senin elinden çiğ tavuk bile yerim diyor Nuri abla. Sen bana getiriyorsun acı biberi veriyorsun. Sonra onu ye diyorsun. Ben nasıl yiyeyim acı biber? Bak yine beni kalbimden vurdu ya. Bak. Hemen dedim sen boşver, işe koyun. Metin'i bekleme. Bak abo, en eski iyisi. Eski dönercilerden kim kaldı abo, ya? Eski dönercilerden. Bir ben kaldım. Bir de Aysima kaldı. Bak görüyorsun değil mi Metin? Görüyorsun bak, değil bak, mi? Gör burayı, Metin burayı gör. Tamam, o işte işin sırrı. Evet. Ne yapalım, biber acıysa biber koymuyoruz. Biber acı değil herhalde. Az senin koyalım. Senin için kendimi feda edeceğim. Diyeti bozma. Yok, biber diyeti bozma. Yok, bence o yeşil biber. Kaptım. Az at o zaman, ne oluyor bu? Zaten kapya biber de tatlı olur. O da acı oluyor bazen. O acı olmaz. Oluyor. Bir soğan. Soğan az atalım. Tamam, yeter o. Yok, başka eklemeyeceğim, tamam. Domates böyle de atabiliriz. Böyle tercihe bağlı da yapıyoruz yani servisimiz. İsteğimize bağlı. Müessesemiz bu konuda hiç sıkıntı çıkarmaz. Memnuniyetinize bağlı. En önemli şey memnuniyet. Tamam, domates de yeterli. Ne yapalım? Tamam. Tamam. Biber az olsun. Ne yapalım? Tamam, yeter. Bak, yeter. Metin çok tatlı diyorum. Gerçekten. Yeter. Bak. Metin çok tatlı diyorum. Niye anlamıyorsun? Yeter mi? Şimdi iki tane kırmızı biber. Ya şu görüntüye bak ya. Ben bu işi biliyorum ya. Gerçekten biliyorum. Ne yapalım? Diyorum ki seninle dükkan açalım diyorum. Benim şimdi yolcum var. Ben uçacağım. Ben gelmeye sen bunu yok et. İnşallah abla. Görmeyin geldiğimde. Aysima gidiyor mu? Evet, Aysima benimle geliyor. Yok, tamam. Babam geldi. Geldin mi baba? Onun dürümünü siz hazırlayacaksınız. Tamam, teşekkür ettim. Öğrendiniz nasıl yapacağınızı. Evet. Bana gerek yok, ben gidiyorum. Nasıl gözüküyor? Bir bakalım. Nasıl? Çok iştah açıcı. Şimdi takipçilerin ağzı sulanacak Nuri abla. Evet, şu an beni de sulandı, çaktırma. Hadi gidiyorum ben. Hadi görüşürüz abla. Yine bir pazar alışverişiyle karşınızdayım. Bugün pazar alışverişi yapmak kısmet olmadı desem. Yani var ya, öğleden beri pazara gidelim. Pazara giderim ama öğlen sonu yağmur yağınca işler bir yoğunlaştı. Biz durağa hiç giremedik. Peş peşe derken en son Ayhan telefon açmış ki ben pazarın oradayım, alışverişi yapıp geleceğim diye. Telefonda konuştuk. O alışverişimizi yaptı. Güzel bir marul almış yalnız. Söylemesi ayıptır. Kocam bana çiçek almış. Yani kıskanmayın. Çalışın, sizin de olur. Çiçeğimi çok merak ettim. Ya gel bak. Çiçeğimi merak ettiyse. Bakar mısın? Ne kadar güzel.
Ne, kıskandın mı? Sesin kesildi. Şu an bir kıskançlık hissettim. Anladım onu, hissettim. Bir kıskançlık hissettim Aydanur. Neyse, inşallah ileride evlenince kocan da sana olur. Limonumu almış, diyetim vazgeçilmedi. Limon, yeşil çayıma. Ne güzel, şunlar üzüm sanmış. Aydanur bu arada dolma biberi üzüm sanmış. Diyor ki inşallah çekirdeksiz almışsınızdır. Sonra bir geldi, hayal kırıklığı. Buradan da patlıcan çıktı, şuradan da patlıcan çıktı. Ne oluyoruz? Ben yarın güveç yapacağız. Ben demiştim ki yamula patlıcan al. Bunu güveç için aldı. Şunu bilmiyorum ne için aldıysa. Bir daha almış. Yarın... Aslında bu yoktu, içimden geldi. Evet. Aslında şu yoktu hesapta, bu içinden gelmiş. Bu arada burası pazar alışverişimiz. Bu arada size saat kaç biliyor musunuz? Saat şu anda tam 8. Biz yeni eve girdik. Ve ben akşam yemeği yemedim. Bu da benim akşam yemeğim. Aydanur'a telefon açtım. Bana hemen kabak sotele diye. Şimdi bunun üzerine yine yoğurt yapacağım. Yine tereyağında biraz ceviz kavuracağım. Bu benim akşam yemeğim olacak. Hala kahvaltıyla duruyorum. Artık yavaştan dizlerim titremeye başladı. Şunu bir yiyeyim. Sonra da şurayı yerleştireceğim. Çok doyurucu olmayan yemeğimi yedim. Kızlar mutfağı topladılar. Çok yorgunum inan ki. Hiç mutfak toplayacak halim kalmadı. Bakın burada ne var? Şimdi bunu tahmin edin. Bu bir unlu pekmez helvası arkadaşlar. Dün ben spordayken bu arkadaşlar un kavurmuşlar. Gelince hemen cevizli pekmezli helva yaptık. Ben dün bundan yemedim. Bugün de yemeyeceğim. Çünkü yarın tartı günüm. Yok yarın inşallah. Tartıda -2'den fazla görürsem ben bunu çok severim. Aşırı severim ben bunu. Çocukken anneannem yapardı en çok bunu. Çocukluğumun lezzeti. Yarın eğer -2 mi fazlasını görürsem şunun yarısını yiyeceğim. Kendime kadar çok ödül. Ödül vereceğim ve bununla ödül vereceğim. Ben öyle bir eksi görsem bunu hepsine ödül yaparım kendime. Bakın güzelliğine. Çok severim ben bunu. Şimdi çayımızı ocağa aldım. Çay demleyeceğim. Ayhan gideyim çayın yanına bir şeyler alayım dedi. Şimdi ben evde yapmıyorum ya. Yok dedim, sakın çıkma. Helva var, helva keserim. Bu arada bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Aslında şöyle elimle sıkıp çiğ köfte gibi mesela. Öyle servis yapıyorum. Dün öyle yaptım. Bunu da böyle rulo yapıyorum. Streçe sarıyorum. İsterseniz dolabın içinde, isterseniz dondurucuya atın. Böyle ne zaman isterseniz çıkarıp dilimleyip hazır edebilirsiniz. Çayımızı da demleyeceğim. Artık dinlenmeye geçeceğim. Gerçekten çok yorgunum bugün. Şöyle size helvamızın da son durumunu göstereyim istedim. Ah, bu Instagram beni ne hallere sokuyor. Bu suya bıraktığım, filizlensin diye suya bıraktığım çiçeğim. Sanki yavaştan filizlenmeye başlamış. Kameram odaklarsa göreceksiniz. Şuradan küçük bir filiz görüyor gibiyim. Birkaç güne kadar filizlenir. Bu çiçeği çok seviyorum. Bakın şöyle. Buna saksanmam gerekiyor. Bunu dekor için kullandım. Gittim suyun içinden getirdim. Instagram'a görsel alacağız. Dünden beri tarif dedim. Tamam, paylaşacağım. Eve gidersen bir görsel alabilirsen paylaşacağım tarifi. Şimdi hemen görseli aldım çayımı içerken. Tarifi de paylaşacağım burada Ayhan'la kızlara. Ben sadece bakmakla yetiniyorum bugün. Yarın büyük gün arkadaşlar. Tahminlerinizi alalım mı bu görselin altına? 2 gün kaçamağım var. Dün bina oturması vardı. Dün ben video çekemedim. Çok bir fırsatım olmadı açıkçası. Video çekemedim. Onun için bina oturmasından bahsedemedim. Dün bina oturmamız vardı. Bir dilim ağlayan kek yedim. Bir tane şöyle küçük bir gül böreği yedim. 6-7 tane de yaprak sarması yedim. Başka bir şey yemedim. Akşam da küçük bir kase yeşil salata yedim. Dün öyle kapattım. Sabah kreker yemiştim. Şu diyet krekerler var ya, ondan yemiştim. Dün öyle biraz karmaşık oldu. Bugün de normal diyet kahvaltısı, standart her zamanki yaptığım gibi. Akşam da kabak tarator. Bir tek dün kaçamak, bir de kıymalı pide yediğim gün. Bugün de kaçamak. 2 kaçamağım var. Onun dışında kaçamağım yok. Gayet güzel, sağlıklı bir diyet yaptım.
Tam bir hafta oldu. Aslında bugündü kontrollerim. Diyetisyenin kapıya yazı asmış dün. Hizmet veremiyoruz diye. Onun için ben yarın gideceğim. Yarın bakalım, ben de çok merak ediyorum. Sonuç ne olacak diyorum. Hep söylüyorum. En az -2 bekliyorum. İnşallah öyle de olur. Şimdi artık çayımı ve sunumlu helvamı alıp salona doğru geçiyorum. Buradan artık vedalaşalım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Çaylar böyle çok koyu çıkıyor ama. Kız böyle de koyu çıktı, dur. Allah Allah, ışıktan mı? Bulamadım ama o kadar koyu değil ya. Videoda sanki daha da bir simsiyah gibi çıkıyor da. O kadar koyu değil, normal yani. Ya da biz çok demli içiyoruz, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, ben artık kaçar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videoyu ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Sonuçları inşallah paylaşacağım. Bakalım neler oldu, neler bitti. Zaten ben hissediyorum. Hani bir takipçim yazmış ki ben hiç tartılmıyorum. Kıyafetlerimden hissediyorum. Evet, şu an ben de hissediyorum. Kıyafetlerimde rahatlama oldu. Ama ne kadar gitti? İşte bu da bir merak. Yarın inşallah onu da öğreneceğiz. Hadi bana müsaade. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.